Bugün gezegenimizde yaşayan büyüleyici ve ölümcül yaratıkları ortaya çıkararak zehirli yaratıklar aleminin derinliklerine dalacağız. İşte dünyanın en zehirli 10 hayvanı. Bu soruyu cevaplamak için önce en zehirliyi tanımlayalım. Zehirlilik ölçütü farklı şekillerde hesaplanabilir. Ancak bu videoda en zehirli derken insanlar için en tehlikeli olan zehirli hayvanlar demek istiyorum. Belirtmemiz gereken bir diğer fark ise zehirli kelimesinin farklı kullanımlarıdır. Dilimizde ikisi için aynı kelime kullanılsa da İngilizce'de venomous ve poisonous olarak iki farklı kavram vardır. Venomous, türler başka canlılara aktif olarak zehir enjekte ederken poisonous, hayvanlar pasif olarak zehirlidir. Örneğin balon balığı yenildiği takdirde insanlar için ölümcül olabilir. Çünkü insan türünün bu balığın etine karşı ölümcül bir alerjisi vardır. Fakat balon balıkları savunma mekanizması olarak insanlara zehirli sıvılar enjekte etmezler. Bu nedenle venomous değildirler. Yani poison, solumak, yutmak ya da emmek yoluyla vücuda giren toksindir. Venom ise vücuda enjekte edilen toksindir. Bu farkları öğrendiğimize göre şimdi doğanın korunma mekanizması olarak zehir kullanan en tehlikeli hayvanlarını keşfedelim. Dünyanın en zehirli örümceği. Huni Ağ Örümceği, Atracidae familyasından iki tür, Sydney Huni Ağ Örümceği ve ağaçta yaşayan Huni Ağ Örümceği, dünyanın en zehirli örümcekleri arasında yer almaktadır. Isırıkları tedavi edilmezse ölümcül olabilir ve insanlarla sık sık karşılaşırlar. Bu sebeple bizim için en zehirli örümcek türleri bunlardır. Her iki tür de orta büyüklüktedir ve Avustralya'ya özgüdür. Dişi ısırıkları insanlar için zararsızdır. Ancak erkek ısırıkları kurbanı etkisiz hale getirebilir. Tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Tehdit edildiklerinde arka ayakları üzerinde ayağa kalkıp dişlerini gösterirler. Tehdit geçmezse hedeflerini 28 defaya kadar ısırırlar ve semptomlar genellikle 1 saat içinde ortaya çıkar. İlk enjeksiyon dayanılmaz olabilir ve istemsiz seyirmeler ile yönelim bozukluğuna sebep olabilir. Ne yazık ki zehirli huni ağ örümcekleri sık sık insanlarla karşılaşmaktadır. Neyse ki bilim insanları son derece etkili, hayat kurtaran bir panzehir geliştirmiş ve bu panzehir 10 yıllar boyunca binlerce insanın hayatını kurtarmıştır. En zehirli deniz anası. Kutu deniz anası dünyadaki en zehirli hayvandır. Sokulduktan dakikalar sonra ölüm gerçekleşebilir. Kutu deniz anasının 51 türü vardır ve 4'ü oldukça zehirlidir. Kutu deniz anası ölümlerinin ilk kez kaydedilmeye başlandığı 1883 yılından bu yana yüzlerce insanın hayatına mal oldukları görülmüştür. Sadece Filipinler'de yılda yaklaşık 20 kişi sokma komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Kutu deniz anası gövdeleri yaklaşık 20 santim uzunluğundadır ve dokunaçları 3 metreye ulaşır. Çoğu bireyin köşe başına 15 dokunacı vardır ve her dokunaçta yaklaşık 500.000 zehir enjektörü bulunur. Başka bir deyişle tek bir kutu deniz anasının yaklaşık 30 milyon zehirli iğnesi vardır. Neyse ki deniz anası sokmalarının büyük çoğunluğu hafiftir ancak bazen tüm zehirlerini aktarırlar ve şanssız kurban dakikalar içinde ölebilir. Dünyanın en zehirli yılanı. Testere pullu engerek Kuzey Amerika'daki en zehirli yılan Doğu elmas sırtlı çıngıraklı yılanıdır. Ancak dünyadaki en zehirli yılan halı engereği olarak da bilinen testere pullu engerektir. Bu sürünen cellatlar Echis cinsindendir ve Afrika, Hindistan, Orta Doğu, Pakistan ve Sri Lanka'da bulunabilir. Bu yılanlardan biriyle asla karşılaşmak istemezsiniz. Çünkü ısırıkları çok acı verici ve zaman zaman ölümcüldür. Echisler en fazla insan öldüren yılan türü olarak dünya rekoru kırmıştır. Testere pullu engerekler ölümlerin yanı sıra binlerce uzun kesilmesine de neden olmuştur. Türün dişleri erkeklerden 2 kat daha zehirlidir ve ölümcül serumları sırasıyla sinir sistemi, kalp, kan ve hücrelere saldıran nörotoksinler, kardiyotoksinler, hemotoksinler ve sitotoksinlerden oluşan bir kokteyldir. Testere pullu yılanlar kurak bölgelerde yanlamasına hareket ederler ve 30 ila 90 santim uzunluğundadırlar. Bireylerin kahverengi, gri veya turuncu derileri, koyu renkli sırt yamaları ve armut biçimli kafaları vardır. Dünyanın en zehirli böceği. Maricopa, biçer döver karınca birçoğu zararsız olan ve karınca çiftliklerinde sıklıkla kullanılan 26 tür biçer döver karınca vardır. Ne var ki Pogonomyrmex Maricopa, diğer adıyla Maricopa biçer döver karınca, yaygın olarak dünya üzerindeki en zehirli böcek olarak kabul edilir. Maricopa sokmaları bal arısı zehrinden 20 kat ve 20 batı elmas sırtlı çıngıraklı yılanlardan 35 kat daha zehirlidir. Ve bir Maricopa biçer döver karınca kolonisi bir insanı hedef alırsa teknik olarak birkaç yüz ısırıkla kişiyi öldürebilirler. Neyse ki kurbanlar genellikle durum o kadar kötüleşmeden kaçabilir. Yine de ataktan sonra 2 ila 8 saat süren ciddi ağrılar çeker. Maricopa biçer döver karıncalar sadece 1 ila 3 ay yaşar. Meksika'nın Baja California, Chihuahua, Sinaloa ve Sonora eyaletlerinin yanı sıra Arizona, Kaliforniya, Colorado, New Mexico, Nevada, Texas ve Utah'ta ikamet etmektedirler. Maricopa nüfusları şimdilik sağlıklı olsa da karıncaları inceleyen kişiler popülasyonların azaldığı konusunda uyarı vermiştir. Her ikisi de istilacı türler olan kırmızı ateş karıncaları ve Arjantin karıncaları Maricopa topraklarına tecavüz etmekte ve yiyecek için rekabet ederek şiddetlenmektedir. Dünyada insanlar için en zehirli hayvan. Bölge tayfanın bir ısırığı 100 yetişkin insanı öldürmeye yetecek zehre sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insanlar için en zehirli hayvandır. Aborjin Avustralyalılar tarafından Dandaorabilla olarak adlandırılan bu 2-2,5 metre uzunluğundaki avcılar isabetli her ısırıkta biraz zehir salgılar. İyi haber şu ki iç bölge taypanları ürkek ve münzevidir. Bizden uzak durmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İnsanlardan o kadar uzak dururlar ki bilim insanları ilk keşfedildikleri 1882 yılından 1972 yılına kadar araştırma yapmak için yeterli sayıda birey bulamamışlardır. Ayrıca iç bölge taypanları gececidir. Gündüzleri nadiren ortaya çıkarlar. Dünyanın en zehirli akrebi. Hint kırmızı akrebi küçük kıskaçları, bombeli kuyrukları ve büyük iğneleriyle Hint kırmızı akrepleri en zehirli akrepler listesinin başında yer alıyor. Ölüm sayıları %8 ila 40 arasında değişmektedir ve ne yazık ki Hint kırmızı akrep zehrinden en çok çocuklar etkilenmektedir. Hindistan, Pakistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunan Hint kırmızı akrepleri yaklaşık 5 ila 9 santimetre uzunluğundadır ve çoğu 5 yıldan fazla yaşamaz. Tropikal ve subtropikal habitatları tercih ederler ve düzenli olarak araştırma projeleri ve yasa dışı evcil hayvan ticareti için yakalanırlar. Sokulan kişi kusmaya, kontrolsüz bir şekilde terlemeye, kasılmaya ve hatta bilincini kaybetmeye başlayabilir. Ama Hint kırmızı akrebinin zehri faydalı da olabilir. Bilim insanları bu zehrin kanser, sıtma ve çeşitli dermatolojik durumlarla daha iyi mücadele etmek için farmasötik gelişmelere yol açabileceğine inanıyor. Dünyanın en zehirli balığı. Taş balığı genellikle taş balığı olarak adlandırılan Synanceia 5 türü vardır ve plajda bunlardan herhangi biriyle karşılaşmak istemezsiniz. Zehir dolu sırt yüzgeçleri. Ah demenize kalmadan sizi sokar. Sokulursanız vay halinize. Taş balığı sokmaları sadece son derece acı verici olmakla kalmaz. Aynı zamanda tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Taş balığı Hint ve Pasifik okyanuslarında yaşar. Zaman zaman Afrika'nın doğu kıyılarında, Avustralya'nın kuzey kıyılarında ve Güney Pasifik'teki bazı adalarda takılır. Taş balığı bölgelerindeki plajlarda genellikle sirke istasyonları bulunur. Çünkü sirke, Synanceia sokmalarının acısını önemli ölçüde azaltır. Bölgedeki hastaneler ve tıbbi klinikler de panzehirle doludur. Bilim insanları taş balığı sokmalarına karşı etkili bir panzehir geliştirdiğinden beri herhangi bir ölüm vakası kaydedilmemiştir. En zehirli yumuşakça. Koni salyangozu Hint Pasifik sularında bol miktarda bulunan koni salyangozları dünyadaki en mütevazi zehirli hayvanlardır. Fakat sakın aldanmayın çünkü ölümcüldürler. Koni salyangozlarının 900 türü vardır ve taksonomileri yaklaşık 10 yıldır bir değişim halindedir. Bilim insanları koni salyangozlarının günümüzde yaşayan en zehirli deniz hayvanlarından biri olduğu konusunda hemfikirdir. Küçük koni salyangozları insanlar için tehlikeli değildir. Ancak yaklaşık 25 santime kadar büyüyenleri en tehlikeli olabilir. Saldırılar zorlu semptomlara neden olabilir çünkü koni salyangoz iğneleri hassas hipodermik iğneler gibidir. en zehirli kertenkele. Meksika boncuklu kertenkele, Meksika ve Guatemala'nın ormanlık alanlarında binlerce Meksika boncuklu kertenkele yaşamaktadır. Yaklaşık 800 gram ağırlığındadırlar ve koku almak için pembe çatallı dillerini kullanırlar. İnsanlar için en zehirli kertenkelelerdir, ancak kertenkeleler genel olarak insanlar için fazla bir tehdit oluşturmazlar. Meksika boncuklu kertenkele tüm kertenkele türleri arasında en güçlü zehre sahip olsa da tarih boyunca sadece bir avuç insanın ölümüne neden olmuştur. Meksika boncuklu kertenkele alt çene bezlerinde zehirli serum taşır. Saldırdığında deri altının delinmesi için kurbanları çiğner. İyi haber şu ki Meksika boncuklu kertenkele insanlara sık sık saldırmaz ve sonuç nadiren ölüm olur. En zehirli kuş. Kapşonlu pitooi nadiren de olsa birkaç çeşit zehirli kuş vardır. En zehirli kuş olan kapşonlu pitoi'nin derisinde ve tüylerinde zehirli koresine böceğini yiyerek kazandığı homobatraş toksin adlı bir nörotoksin bulunur. Bu kuşun gagası derinize batar ya da derinizi çizerse uyuşukluğa neden olur. Hatta felç ve ölüme yol açabilir. Kiremit kırmızısı bir karnı ve siyah bir kafası olan bu çekici kuşun zehirli olduğu 1989 yılında Yeni Gine'de keşfedilmiştir. Yakalanan kuş bir kişinin parmağını ısırmış ve kişi kendini kanını emdikten sonra parmağını ve ağzı uyuşmuştur. Kapşonlu pitoi monotipiktir ve herhangi bir alt türü yoktur. Yeni Gine'nin güneydoğusundaki kuşlar bazen P.D. manticola olarak önerilen bir alt türe ayrılır. Ancak farklılıklar çok azdır ve varsayılan alt türler genellikle geçersiz kabul edilir.